Merhaba sayın seyirciler, yeni günde gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, bugün konuğumuz Sayın Hüseyin Vatansever, Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey, çok teşekkür ederim. Hep gülümseyerek mi başlıyoruz böyle? Evet, tabii, her zaman. İş yerine gidince tabii, falan. Tabii, kesinlikle, tabii ki. Ne kadar. Aslında gülümseyerek başlayınca da her şey biraz daha, ne bileyim, çözüm her, daha mı kolay oluyor? Tabii, tabii, her şey daha kolay oluyor. Bir de yeni güne, yeni enerjiyle başlamak tabii. O da çok anlamlı oluyor. Evet. İşte biz de şimdi Yeni Gün TV'deyiz. O enerjiyle beraber güzel bir program olacağını düşünüyorum. Çok güzel, çok teşekkürler. Sağ olun. Güzel de bir iltifat oldu aslında. Estağfurullah. Çok teşekkürler. Evet, biz sizi tanıyoruz ama, gerçi iş halimi de tanıyorsunuz ama. Evet. Yine de böyle Hüseyin Vatansever kimdir? Oradan bir başlasak mı? Evet, tabii. Teşekkür ederim. Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için Ahmet Bey. Ben 1964 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldim. 1973 yılında da ailemle beraber ben 9 yaşındayken Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişiz ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine yerleşmişiz. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilimi Çorlu'da tamamladıktan sonra üniversite tahsilimi Trakya Üniversitesi'nde devam ettim. Sonra aynı zamanda orada yüksek lisansımı da yaptım ve hangi bölümdü? Makina bölümüydü. Makine. Ve oradan makine yüksek mühendisi olarak mezun oldum. Daha sonra askerlik tabii geldi. Askerlikten önce biz İzmir'e taşındık 1991 yılında. Ben Kararbo Okulu'nda askerlik vazifemi ifa ettim. Ondan sonra 92'de döndüm. 92'de döndükten sonra da eşim ve aynı zamanda meslektaşım sevgili Nursel Hanım'la beraber biz EMA Enerji Ayşe firmasını 1993 yılında kurduk ve şu anda da 25 senedir de o firmada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Neler yapıyoruz firmamızda? Daha fazla son 2011'den bu yana endüstriyel tesislerin altyapı, üst yapı mekanik tesisatlarını, prosesle ilgili tesisatlarını, varsa özel imalatları ve bunların montaj uygulamalarını yapıyoruz. Ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde iş yerimiz. Önce Narlıdere'deydi, sonra Atatürk Organize'ye taşındık 2011 yılında. Yaklaşık da 10 seneden beri ben Güzelbahçe'de oturuyorum. Güzelbahçe'de yaşıyorum. Tabii arayı atladım. Biraz hani daha detay vermem gerekiyorsa askerlik öncesi mezuniyetten sonra Trakya Birlik Entegre Tesislerinde çalıştım Tekirdağ'da. Aynı zamanda yüksek lisansımı yaptım. Hem çalıştım hem yüksek lisansımı yaptım. Daha sonra İzmir'e geldiğimizde de Makine Mühendisleri Odası'nda, Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği'nde, en son da sizin de bildiğiniz gibi Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda 12 yıl meclis üyeliği yaptım. O 12 yılında 8 senesinde yönetim kurulunda sayman üye olarak görev yaptım. Aynı dönemde Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin de yönetim kurulu başkanlığını sürdürdüm 3 sene. Yani yaklaşık 25 yıldır sivil toplumun odaların içerisindeyiz. Stajlarımızı artık tamamladık diyoruz Ahmet Bey. Oradaki bilgi, beceri ve tecrübelerimizi şimdi Şirin ilçemiz Güzelbahçe için Projeci Belediye Başkanlığı bakışı altında uygulamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayı olduk. Şimdi iş adamı kimliğiyle iyi tanınıyorsunuz da böyle siyasetçi kimliğiyle pek tanınmadığınız için herhalde böyle ne bileyim. Biraz o taraftan bahsedelim aslında. Tabii. Yani dün üye olup da bugün başkan adayı olmuş değilsiniz. Biraz tabii, siyasete tabii. De girelim biraz. Tabii tabii. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Şimdi ben 15 yıldır yaklaşık Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Ve son 10 yıldır da Güzelbahçe ilçesinde üyeyim. Ama sizin de söylediğiniz gibi İzmir beni daha fazla iş adamlık kimliğimle ve orada yapmış olduğumuz, özellikle Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde yapmış olduğumuz, sizin de bildiğiniz projelerimizle tanıyor. Evet, çok önemli bir enerji yatırımı. Evet, evet. Dolayısıyla tabii biz
Bu yoğunluk içerisinde açıkçası partimize çok gelip gidemedik. Yani partisel çalışmaların içerisinde çok bulunamadık. Daha doğrusu hani biraz bunu şey olarak da söyleyeyim, bir espri katmak için de söyleyeyim. Ya eve gidemedim ki ben, yani o çalışmalarda, o yoğunlukta eve gidemedim. Kızlarım büyüdü, onların büyümesini bile göremedim. Dolayısıyla hani o zamanı maalesef bulamadım. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sözünüzü kestim ama. Buyurun. Şimdi eve gidemedim, kızlarım büyüdü. Peki, şimdi buna bir de siyaset katıyorsunuz. Böyle evde ne dediler, bu masaya vurdular mı? Ya baba, bugüne kadar seni göremedik zaten bunlar. Yok, şimdi onlar tam destek veriyorlar bana. Hı hı. Şöyle, çünkü hani geçmiş vazifelerimizde aldığımız işleri bitirme disiplini ve oradaki o dirayetli duruşumuzu çok yakından tabii çocuklarım da, eşim de izliyor. Ve hakikaten de ciddi destek veriyorlar. Şimdi bir de artık onlar büyüdüler. Büyük kızım mimar oldu. Yüksek lisansını tamamladı. İstanbul'da şu anda görev yapıyor. Küçük kızım işte lise son sınıfta. O da bu sene üniversite sınavlarına girecek. Harıl harıl onlara hazırlanıyor. Sevgili eşim de zaten hep işteydi. Yani ben çok çoğunlukla işte de olamadığım için. O hep işin başındaydı. Yine o da aynı şekilde. Ama ciddi destek veriyorlar. Ve şunu ifade ediyorlar. Gerçekten hani vizyoner, yaşadığı kente projeleriyle değer katacak kişilerin artık özellikle yerel yönetimlerde mutlaka ve mutlaka görev alması gerektiğini ifade ediyorlar. Dolayısıyla ben diğer vazifelerimi hep azalttım şu anda Ahmet Bey. Bir tek eşinize aktardım. Sosyal vazifeleri azalttım kendi üzerimdeki. Daha fazla işimize yoğunlaştık. Şu anda yalnızca Enerji Sanayicileri İş Adamları Derneği'nin kurucu yönetim kurulu başkanlığı vazifesini yürütüyorum. Dolayısıyla bu vazifeler içinde artık zamanım var. Dolayısıyla hani orada da tabii ki 7/24 anlayışıyla çalışacağız ama günümüzü zamanımızla planlayacağız, programlayacağız ve eşit mesafede aileme de sevdiklerime de daha fazla zaman ayırabileceğimi düşünüyorum. Her şeyi programladım. O yüzden siyasete girmeye karar verdim. Karar verdim. Ciddi evet, ciddi. Evet, tabii. Evet. Aslında İzmir'in en güzel ilçelerinden birinde. Küçük ama en güzel ilçelerinden birinde. Belediye başkan adaylığına tarifsiniz. Evet. Şimdi gerçekten Güzelbahçe son günlerde çok gelişti. Çok gelişti. Özellikle son 10 yıldır yapılan yapılar. Böyle tek katlı binalar vardı, şimdi çok katlı binalar da olmaya başladı. Evet. Neler söyleyeceksiniz Güzelbahçe için? Bir de partinizin en fazla oy aldığı bir ilçe. Evet. Tabii şimdi çok güzel ifade ettiğiniz Güzelbahçe hakikaten hem kültürel açıdan, hem eğitim seviyesi açısından, hem de gelir seviyesi açısından hakikaten İzmir'in en üst noktasındaki kişilerin yaşadığı bir şirin ilçe. Aynı zamanda orada emeklilerimiz çok fazla, değişik kesimlerden, üniversitelerden, askerlik vazifesinden, diğer şeylerden. Dolayısıyla ortak akılla birlikte hareket edebileceğimiz çok önemli bir cevher ben olduğunu düşünüyorum orada. Mutlaka onlarla şu andan itibaren bile görüşmeye başladım. Bundan sonraki süreçte daha da çok görüşeceğim. Yine tabii ki bizim hani topluma değme noktasındaki en yakın noktadaki birimlerimiz muhtarlıklar. Muhtarlarımla çok yakın olacağım bir kere her şeyden önce. Ben soru şöyle toplayayım o zaman. Anladım. Evet. Hüseyin vatansever nasıl bir farklı belediye başkanı olacak Güzelbahçe'de? Evet. Dolayısıyla bu diyalogları da sağlayacağız. Halkımızla da her zaman diyalog içerisinde olacağız. Ben şunu söylüyorum Ahmet Bey. Benim mesaim 8'de başladığında 10.30'a kadar makamda olacağım. 10.30'dan saat 4'e kadar belediye ekiplerinin dışarıda yaptığı işleri denetiminde olacağım. Halkla beraber olacağım. Sivil toplum örgütleriyle beraber olacağım. Muhtarlarla beraber olacağım. Yani onlara daima bana dokunma noktalarında olacağım. Yani belediye başkanlığını masanın başından yapmayacağım. Bir kere bunun taahhüdünü veriyorum burada. Ayrıca tabii belediye başkanları benim demokrasi anlayışım gereği
seçilmiş oldukları için, orada liderlik etmeleri gerektiği için hakikaten vizyoner bir bakış açısıyla dünyadaki iyi uygulama örneklerini de belediyecilik anlamında iyi uygulama örneklerini de bilerek, araştırarak, gidip yerinde görerek kendi şehrinde uygulaması gereken insanlar. Yani belediye başkanları yalnızca seçildikleri kentlerde işte yol, kaldırım, park, kanalizasyon gibi işlerle uğraşmamaları gerekiyor. Bunun dışında projeler geliştirmeleri gerekiyor. Bu saydığım zaten rutin işler. Bunları zaten belediyenin rutin işleri olarak görüyoruz. Oradaki kaliteyi de yükselterek bu rutin işleri yapmaya devam ederken yeni projeler ortaya çıkarmak lazım. Yani özellikle hani ben çok ülkeye gittim, Uzak Doğu dahil. Dünyanın belki 50 şehrini görmüşümdür yani farklı farklı yerlerde. Oradaki doğru uygulamaları çok iyi takip ettim, çok iyi inceledim hakikaten. Ve görüyorum ki yapılabilecek çok iş var, yapılabilecek çok proje var. Bu projelerimizden sizlere biraz bahsedeceğim daha sonraki aşamalarda. Belediye başkanlarının bir başka şeyi de, temel vazifeleri de yönettikleri kentin ekonomisinin kalkınmasına, iş, aş sahalarının açılmasına ve yeni yatırımlara zemin hazırlamaları. Yani burada sizin bir avantajınız ortaya çıkıyor herhalde. İş adamı olmanızın tabii, verdiği bir avantaj. Kesinlikle. Biz bunu yaptık. Bunun örneklerini Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptık. Bir yabancı firmaya biliyorsunuz orada kanat, rüzgar kanadı üreten bir firma. 50 milyon dolar yatırım yaptırdık. Hem de hangi şartlarda yaptırdığımızı siz biliyorsunuz. İşte 13 Temmuz'da sözleşme, 14 Temmuz'da kazma vurma merasimi, 15 Temmuz'da hain darbe girişimi, 18 Temmuz'da bize ilk avansın gelmesi ve ondan sonra bir senede fabrikanın yapılması. 400 kişi çalışıyor. O darbe sizi geciktirmedi. Hiç geciktirmedi. Hiç geciktirmedi. Çok kararlı davrandı firma. Ve şu anda 400 tane Bergamalı kardeşimiz orada çalışıyor. Ve dolayısıyla hani kahvede oturan, bütün gün okey oynayan ya da kağıt oyunu oynayan ama kahvede otururken içtiği çayın bile parasını veremeyecek olan gencimizin iş bulması belediye başkanının işi olması lazım. Yani ben bazı belediye başkanlarına geçmiş dönemlerde bu konuları konuştuğumda bana şunu diyorlardı. Ya biz İşkur değiliz. Olmaz. Ya siz İşkur değilsiniz ama İşkur'la beraber birçok projede yer alabilirsiniz. Çıraklık eğitim merkezleriyle beraber birçok yerde, şimdi biraz daha ileride anlatacağım onları, önce olabilirsiniz. Yani orada oturan delikanlı, okul bitirmiş olan insanın işsiz durması sizin ruhunuzu acıtacak. Yani siz dertleneceksiniz ki onunla, onun boş olmasıyla ona iş bulmak için çaba içinde olacaksınız. Yani yoksa belediyede ihtiyaç varsa ben belediyeyi alırım. Böyle bir belediye başkanlığı anlayışını kesinlikle yapmayacağız. Tabii sanayinin içinden gelmemiz asabiyle de birçok sanayici dostumuz da olduğu için bizim tabii ki ricalarımız da olacaktır bize gelen iş başvurularında, tabii, yönlendirmelerimiz de olacaktır, tavsiyelerimiz de olacaktır. Onu da biz şehrimizin iş gücüne mutlaka koyacağız. Şimdi tabii İzmir çok yoğun biliyorsunuz beyin göçü veren bir şehir. Ve bu hakikaten yurt dışına gittiğimizde görüyoruz Ahmet Bey. Gencecik, pırıl pırıl, 3 lisan, 4 lisan bilen çocuklarımız orada çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Ama burada o zeminleri bulamadıkları için maalesef o birikimlerini ülkesine adayamıyorlar. O birikimlerini ülkesine faydalandıramıyorlar. Bunlarla ilgili de yani biz yerel bazda ne yapmamız gerekiyorsa kesinlikle bunları yapacağız. Evet, besle, büyüt, yetiştir. Ondan sonra da Avrupa'ya ver, al arkadaş bunu kullan. Tabii. Çok çok kötü bir şey. Az evvel söylediğiniz gibi aslında tamam belediye başkanları bir iş kurumu değil. Ama belediye başkanı kendi kentinde oturan kişi, işsiz bir kişi için vicdan azabı duymuyorsa sizin söylediğiniz gibi. Tabii. Yani başkanlık bir yerde yarım kalıyor diyelim. Nasıl diyelim? Tabii kesinlikle öyle. Yani bunu dert edinmeleri lazım, evet, kendilerine. Tabii yani insanın yaşamını devam ettirebilmesi için
mutlaka gelire ihtiyacı var. Yani bu geliri kanuni yollarda, yasal işlerde çalışarak elde etmesi lazım. Bunun için de orada yeni iş sahaları açmak gerekiyor. Bunun için de yeni projeler ortaya koymak gerekiyor. Şimdi belediyelerimiz maalesef hepsi, hiç ayırmadan söylüyorum ben bunu, yalnızca İzmir belediyeleri için söylemiyorum. Türkiye'de genelde borcu olmayan belediye yok gibi. Yani birçok belediyemizin ciddi borçları var. Hatta belediye gayrimenkulleri üzerinde de ciddi ipotekler var bu yüzden. Adım atamıyorlar. İller Bankası'ndan gelen parayla ya da orada işte tapu harçlarıyla ya da işte gayrimenkul vergileriyle falan belediye yöneteceğiz dersek olmaz. Bizim yeni kaynaklar yaratmamız lazım. O yeni kaynakları nasıl yaratacağız? İşte ilk yapacağımız işlerden bir tanesi, eğer vazife bize verilirse ve biz, halkımız bizi seçerse, biz belediyemizin içerisinde bir Avrupa Birliği proje ofisi açacağız. Ve orada konuya hakim, geçmişinde bu alanda çalışmış arkadaşlarımızı görev vereceğiz. Bu arkadaşlarımızın temel kadro içindeki bulunacak arkadaşlarımız dahi şu anda hazır bizimle beraber bu çalışmayı yapmaya. Şimdi Avrupa Birliği'ne Türkiye projeler için her sene belki 700-800 milyona yakın, euroya yakın bir bedel ödüyor. Yani 800 milyon euro ödediğiniz yerde proje yapamadığınız için 150 milyon euro bile alamıyorsunuz. Bizim her birimizin katma değer yaratarak onun sonucunda ödediğimiz vergilerden Hollanda çiftçisi, Almanya çiftçisi, Finlandiya çiftçisi, İspanyol çiftçisi yararlanıyor. Yani biz onlara finansman sağlıyoruz. Şimdi bu ekip bizim hemen yapılması gereken ihtiyaçlarımızı, orta planda yapılması gereken ihtiyaçlarımızı ve uzun vadede yapılması gereken ihtiyaçlarımızı hep birlikte belirleyeceğiz. Bu projelere hep birlikte koşacağız. Bu finansmanı bu kaynaklardan sağlayacağız. Şimdi bir şey, tekrar yanlış, 750 milyon euro Avrupa Birliği her sene ödeniyor projeler için. Evet. Fakat bizim yaptığımız projeler ancak diyorsunuz 150 milyon tutuyor. Tabii. Yani o fona o parayı koyuyoruz biz. Hı-hı. Ama koyduğumuz parayı bile alamıyoruz. Halbuki daha fazlasını alma potansiyeli. Oysa Türkiye'de yapılacak o kadar çok fazla proje var ki. Tabii. Bilemiyor muyuz? Proje yapmayı mı? Nerede takılıyor? Evet, maalesef proje yapmayı bilmiyoruz. Yardım önderlik yapacak maalesef kişiler mi eksik bizde? Evet, hem o da eksik ama yani genelde bizim proje kültürümüz yok Ahmet Bey. Hı-hı. Genelde biz işte bakarız, kasamızda para varsa o işe gireriz, yoksa işte krediyle gireriz. O şekilde yani böyle fon yaratarak ve bunlar hibe fonlar bir de, yani evet, bu geriye dönmeli fonlar değil bunlar. Hibe fonlar yaratarak proje yapan belediye başkanımız bir tane var, biliyorsunuz, siz de onu tanıyorsunuz. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız, evet, Sayın Yılmaz Büyükerşen. Saygı duymamak elde değil, harikalar yarattı. Evet, benim de kendime gerçekten örnek alacağım, o anlamda örnek alacağım kişidir. Aynı zamanda tabii İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'nun özellikle kırsal kalkınmada tarımsal üretim yapan üreticiye verdiği destekler de bizim için bir model olacak, bunu da söylüyorum. Bir de Ovacık Belediye Başkanımız var, biliyorsunuz, çok başarılı bir insan. Geçenlerde burada onlar bir yer açtılar. Yer açtılar. Evet, evet, evet. Ovacık ürünleriyle ilgili İstanbul'da da varmış, Ankara'da da varmış aldığım haberlere göre. Bizler bu insanları örnek alacağız ve onların bir yere diktiği bayrağı daha ilerlere götürmek için çaba göstereceğiz. Kendi ilçemiz özelinde. Şimdi Ahmet Bey, Güzelbahçe bir tarım ve balıkçılıkla uğraşan, evet, bir kent. Ama tarım değerlerine baktığımızda ben raporlara bakıyorum. Her sene tarımsal üretim düşüyor. Ve her sene çeşitlilik azalıyor. Çünkü neden? O tarım toprakları, o bahçeler önce tarıma uygun olmayan arazi haline getiriliyor. Ondan sonra da onların üzerine binalar dikiliyor. Ya da küçük işletmeler yapılıyor. Ve o mandalin bahçeleri falan hepsi ortadan kalkıyor. Şimdi bu doğru bir uygulama değil. Biz bunlarla ilgili çok ciddi bir master plan yapacağız.
Ve köylümüzün ihtiyacı ne? Çiftçimizin ihtiyacı ne? Oradaki kooperatif yapılanmamız ne? Kooperatifin etkinliği ne? Onların yöneticilerinin bakışı ne? Duruşu ne? Bu konulara el atacağız ve onlarla işbirliği halinde köylümüzün hem üretim çeşitliliğini artıracağız hem de üretim miktarını artıracağız. Peki bu arttığı noktada ne olacak? Mutlaka ki bunun satışı gerekiyor. Bununla ilgili düşüncelerimizin içerisinde eskiden siz bilirsiniz böyle küçük tanzim satış mağazaları vardı. Ona benzer mağazaları yapacağız. Bunları muhtarlık binalarımızla beraber yapacağız. Ben şimdi muhtarlarımı dolaşıyorum. Bütün muhtarlarım böyle iptidai şartlarda konteynerların içerisinde çalışıyorlar. İlk şeyimiz o, onları güzel bir ortama kavuşturmak olacak. İşte o yerleri belirlediğimizde biz bu tanzim satışları oraya yapacağız. Ama orada normal markette aldığınız şeyler bulunmayacak. Orada köylünün ürettiği meyve, sebze, bal, fıstık, fındık neyse, et, süt ürünleri ve doğal olarak ekmek, köy ekmeği bunlar olacak. Ve her gün günlük taze olacak. Taze olarak oraya biz getireceğiz bunları. Yani oradaki marketlere ya da süpermarketlere rakip bir anlayışta değil. İşte Ovacık Belediyesi'nin şimdi hem kendi Ovacık içinde geliştirdiği ve daha sonra da artık diğer şehirlere de taşıdığı modelin bir benzerini orada yapacağız. Ve daha da üretim artarsa ki artacağını düşünüyoruz. Bu gelişen tarımsal ürünlerin pazarlamasını yaparak daha marka pazarlama perakende kurumlarıyla anlaşmalar yaptıracağız. Ama burada belediyenin mutlaka gözetimi olacak. Köylü o insanlara teslim edilmeyecek yani. Köylü parasını alacak. Daha tarladan ürünü aracılar olmayacak diyorsun. Aracılar olmayacak. Ondan sonra o firmalarla köylü muhatap edilmeyecek. Onlara böyle ürünü ver 6 ay sonraya, 1 sene sonraya çek verelim falan filan böyle şeyler olmayacak. Bunları sağlayacağız. Şimdi başka bir yine yapacağımız şey, bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki bir sene içerisinde Güzelbaşı'daki çöp konteynerlerinin tamamını kaldıracağız. Hurdaya atacağız onları. Hurdaya vereceğiz yani. Hurda olarak değerlendireceğiz onları. Şimdi böyle dediğimde bana diyorlar ki Hüseyin Bey bunu nasıl yapacaksınız? Ben de buradan hem Güzelbaşı'lı hemşerilerime hem de sevgili dostlarıma ifade edeyim. Önce eğitimle başlayacağız. Mahalle mahalle, insanımızın direkt kendine, muhtarlarımızla beraber, insanlarımızın direkt kendisine, üniversitelerimizde, bu bir program olacak, bir proje olacak, üniversitelerimizin de desteğiyle çöp toplama kültürünü oturtacağız eğitimle. Yani kağıdı nasıl toplayacak, camı nasıl toplayacak, plastik atığı nasıl toplayacak, demir atığını nasıl toplayacak, yaş çöpü nasıl toplayacak, bunu yapacağız. Bu sırada bu çöp konteynerlerinden çöpleri alan ve naklederken o ıslak sularını bütün o yollara dağıtan kamyonları da satacağız. Onları da kaldırıyoruz ortadan. Böyle bir şey olmayacak çünkü. Çünkü biz bu eğitimi verdikten sonra bu çöpleri insanların evinden gidip tek tek farklı günlerde alacağız. Bir gün kağıt ürünlerini alacağız, bir gün metal alacağız, bir gün plastik, cam. Ama her gün ıslak çöpü alacağız ve onları farklı arabalarla, araçlarla alacağız. Bütün bu torbalar dediğimiz torba, market poşetlerine çöp konmayacak Ahmet Bey. Bizim verdiğimiz torbalara konacak ve sızdırmaz torbalar olacak bunlar, sağlam torbalar olacak. Ve bunları bütün halka biz belediye olarak vereceğiz. Ondan sonra topladığımız bu geri dönüşümleri bir işlemden geçirdikten sonra plastikse plastik, kağıtsa kağıt bir gelir elde ederek satacağız. Yaş çöpü ne yapacağız? Yaş çöple ilgili de ki bu benim konum, benim uzmanlık alanımda bir konu olduğu için söylüyorum. 20 yıldır enerjiyle uğraşıyorum çünkü. Yenilenebilir enerjiyle. Yaş çöpü de bir biyogaz tesisiyle önce gaz, sonra elektrik üreteceğiz.
ve bunu da entegre sisteme, connecte sisteme satacağız. O da bir gelir olacak. Bitmedi. Bunun çıktısı var. O da gübre. Evet. O gübre de çok kıymetli bir gübre ve onu da tarımsal bizim bahçelerimiz için, tarlalarımız için o gübreyi de değerlendireceğiz. Ve bu şekilde belediyeye gelir getirecek çalışmalar yapacağız. Yani çöpe herkes çöp diye bakıyor ya Ahmet Bey. Biz çöpe enerji kaynağı, gübre kaynağı ve gelir kaynağı olarak bakıyoruz. Bu İzmir'in en büyük sorunlarından biri biliyorsunuz. Ve örnek olacağız. Özellikle çevredeki. Tabii, tabii. Çöplük yıllardan beri yapılacak. Örnek olacağız bu konuda. Mütevazi ölçümüzde ve bu tesisi belediyenin parası yok. Nasıl yapacak? Bu tesisi yine Avrupa Birliği fonları bu projelere destek veriyor. Kendi kendine ödeyecek şekilde, kendi finansmanını kendi çıkaracak şekilde, hiç belediyeye yük olmadan biz bu tesisi hayata geçireceğiz. Ve bu bir örnek teşkil edecek. Aslında şu anda kanunen bu konuların bizim söylediğimiz gibi yapılması gerekiyor. Belediyeler bununla yükümlü. Ama şu anda hala biliyorsunuz yani market poşetlerine her türlü şeyi koyarak biz atıyoruz ve bu ciddi problem oluyor. Şimdi Büyükşehir Belediyesi, siz de söylediniz, sevgili başkanımız Aziz Kocaoğlu çok emek verdi. Çok didindi bu konuyla ilgili. Birçok yerden mahkemeler açıldı, onlarla uğraştı, etti. Maalesef ki görev süresi içerisinde bunu yapamadı. Bunun acısını gerçekten bizimle de paylaştığı zamanlar oldu. Çok üzülüyor gerçekten bu konuya. Tabii şimdi İzmir'in çöpü diye baktığımız zaman bu çok büyük bir projede olduğu için belki de güçlük orada kaynaklanıyor. Ben bunu Güzelbahçe'de mikro alan yalnızca Güzelbahçe ile ilgili söylüyorum. Dolayısıyla bizim öyle bir zorluk içinde olacağımızı da açıkçası düşünmüyorum. Siz bunu başarabilirseniz İzmir'de bir devrim yapmış olacaksınız. Biliyorsunuz değil mi? İnşallah. Ben yani hayatımda hep ilkleri yapmak bana nasip oldu. Yani işte Bergama Organize'de de, Organize 1997 yılında kurulmuş, bir çivi bile çakılmamış haldeyken biz oraya devasa bir fabrika yaptırdık. 50 milyon dolar yatırım yaptırdık. O da bize nasip oldu. Benim böyle bir şansım oluyor Ahmet Bey. İlklere hep vasıl oluyorum yani, onları geçiyorum. İnşallah burada da böyle bir şans olur. Yine bir başka böyle projeleri konuşuyoruz. Şimdi benim evim Yelki Sanayi Sitesi'nin hemen arkasındaki bir sitede. Her gün tabii eve gidiyorum, geliyorum. Atatürk Organize'ye, iş yerimize. Benim evimin yolunun üzerinde sağ tarafta sazlıkların içerisinde hayat mücadelesi veren insanlar var. Bu sazlıkların içerisinde Ahmet Bey, bir gün sizi de götürürüm oraya. İnsanlar mucizeler yaratıyorlar. Orada ahşaptan ve metalden tekneler üretiyorlar. Ama nasıl iptidai şartta üretiyorlar biliyor musunuz? Görseniz ağlarsınız yani. Ve çalışanlara bakıyorum. Çalışanların hepsi hemen hemen 50 yaşın üzerinde. Allah onlara uzun ömür versin. Demek ki onlara bir şey olsa, bu meslek arkadan kimse gelmediği için, çırak ya da kalfa, ortadan kalkacak. Şimdi biz bu insanları oradan bir kere alacağız. Daha modern, daha teknolojik bir yer onlara tahsis edeceğiz. Mümkünse deniz kenarında bir yer. Ve İşkur'la, çıraklık eğitim merkezleriyle protokoller yapacağız. Bu işin çıraklığı ve kalfasının eğitimlerini orada vereceğiz. O tekne yapım atölyelerinde. Ben inanıyorum ki Ahmet Bey, 5 sene içerisinde uluslararası standartta yat ve tekne yapacak hale geleceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Güzelbahçe bu anlamda bir merkez haline gelecek. Yalnızca imalat değil, daha sonra bunların bakımları da var biliyorsunuz. Onlarda da ciddi gelirler var. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim en önemli problemlerimizden biri biliyorsunuz üretimlerimizin katma değeri düşük olan üretimler olması. Şimdi TÜİK rakam açıklıyor. 1.36 dolar kilogram ihracat fiyatı var bizim Türkiye'deki bütün ürünlerin 1 kilogramının satışında. Genel anlamda söylüyorum.
Bunu ben 1 dolar kabul ediyorum. 36'yı çıkartıyorum. Çünkü onda o rakamların da tartışmalı olduğunu biliyorum. Nasıl hesaplandığını. Dolayısıyla 1 doları buraya koyalım. Bu yat imalatındaki katma değeri araştırdı arkadaşlarımız Ahmet Bey. Tahmin edin kaç dolar? 13 dolar kilogram. 13 dolar kilogramlık bir katma değeri var. Yani satış anında. Ve 13 burada dolardan bahsediyoruz. 13 dolar ve burada çalışan insanlar üstelik normal asgari ücret çalışanlara göre veya diğer sektörlerde çalışanlara göre 3-4 katta daha fazla maaş alıyor. Bu sektörde çalışan. Şimdi biz bu şekilde katma değeri yüksek olan projeleri güzel bahçemize kazandırmak için geliyoruz. Şimdi o teknecileri orada sazlıkların içerisinde yalnız ben mi görüyorum? Hayır. Herkes görüyor da sadece herkes, bakıyor. Sadece bakıyor. Ama ben, benim için bir acı bu. Onların dertleriyle dertleniyorum ve bu işi yapacağız. Bu projeyi yaparken de İzmir'deki, İzmir dışındaki bütün ilgili kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yapacağız, protokoller yapacağız. Bunu hayata geçireceğiz. İnşallah hani bu stüdyolarda bunları da sizlerle konuşmak isterim. Ve bu güzellikleri de sizlerle yerinde paylaşmak isterim. Şimdi evet. Katma değer dedim, orada bir şey daha ifade edeyim. Türkiye'nin toplam ihracatının yalnızca %3'ü katma değeri yüksek. Yani Almanya'nın 3.96, Japonya'nın 4.1, işte bizim de o rakamlara yakın olan yüksek katma değerli üretimimiz yalnızca yaptığımız üretimin %3'ü. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne demek? %97 biz katma değersiz işlerle uğraşıyoruz. Evet. Bu makus talihi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve bunları da biz güzel bahçemizde oradaki yerel dinamiklerle beraber, halkımızla beraber el ele kol kola yapmayı planlıyoruz. Evet, tarımsal üretim gerçekten çok önemli güzel bahçede ama dediğiniz gibi bir tekne imalatı da yapılabiliyorsa orada ilkel şartlarda bunu ortaya çıkarıp katma değeri çok yüksek bir ürün haline getirmek 13 kat. Çok güzel bir 13 şey. Kat katma değeri. Dolardan 13 kata bile. Tabii. Evet, genel klasik soruları böyle başkan olunca nasıl bir başkan olacak derler böyle. Gerçi başlangıçta söylediniz. Ben dediğiniz günde 1-2 saatim bir odada olacak. Ondan sonrası vatandaşların arasında geçecek. Tabii. Kesinlikle öyle olacak. Onu özellikle ifade ediyorum. Her gittiğim, her yaptığım görüşmede, her kurumda ifade ediyorum. Nasıl bir belediye başkanlığı olacak? Biz bir kere kendimizi bir orkestra şefi olarak göreceğiz Ahmet Bey. Orkestrada biliyorsunuz birçok enstrüman var. Bu enstrümanlar her biri kendi kafasına göre çalarsa ortaya çıkan şeye müzik demiyoruz biliyorsunuz o zaman. Farklı bir şey oluyor yani o. Evet. Bir karmaşa oluyor, kakofoni oluyor yani. O orkestra şefliğimizi bir kere kendi üzerimize düşen vazifeleri o anlamda iyi yapacağız. Ve şöyle bir anlayışımız yok. Yani biz belediye başkanına söyleyelim. Belediye başkanı bizim her işimizi çözer. Şimdi belediye başkanlarımız da her işi çözümünü bilemeyebilir. Bizim farklı olarak bakışımız şu olacak. Problemi yaşayan, eziyeti çekene onun ne olduğunu soracağız. Çözümün ne olduğunu da soracağız. Yani hem bize derdini anlatacak, hem çözümünü anlatacak. Çünkü Ahmet Bey şöyle bir şey var. Derdi çeken, dermanı en iyi bilen insandır. Evet. Biz bu ortak akıldan yararlanmamız gerekiyor. Yani belediye başkanı, ben makine yüksek mühendisi bir arkadaşınızım. Kendi alanımda, enerji alanı ile ilgili, mekanik alanda, tamam birçok konuyu ben tabii ki tecrübelerimle bir şey söyleyebilirim ama şimdi sağlıkla ilgili bir şey derseniz ne yapacağız? Tarımla ilgili bir şey derseniz,
Bunları ortak akılla çözeceğiz. İşte bu projelerimizde de aynı şekilde. Dolayısıyla hani 7/24 ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım ama bu bakış açısıyla ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım. Yine aynı şekilde adalet duygumuz ve hakikaten oturduğu koltuğa güç veren bir bakış açımız olacak. Oturduğumuz koltuktan güç almayacağız. Bir kere herkese eşit mesafede olacağız. Genel siyasetin uzağında olacağız. Biz iş yapmak için geliyoruz. Proje yapmak için geliyoruz. Genel siyaseti ilçemiz yapar, ilimiz yapar, genel merkezimiz yapar. Bu konuya çok önem vereceğiz bir kere. Yani bizim işimiz değil bunlar. Bizim işimiz insana dokunmak, onun ahını, feryadını duymak, çözümünü de aynı şekilde bulmak beraber. Ama bunu yaparken bildiğimiz klasik anlamda siyaset bakış açısıyla gelmiyoruz. Bir kere böyle bir belediye başkanı hiç olmayacağım. Yani ilçede yönetici kim olmuş, genel merkez delegesi kim olmuş, bunlar benim işlerim değil. Ben belediye başkanlığı için geliyorum. Herkes kendi çerçevesini bilmesi gerekiyor. Tabii ki ilçemizle uyum içinde çalışacağız. Tabii ki diğer siyasi partilerle mensup arkadaşlarımızın da düşüncelerini alacağız. Onlardan da yararlanacağız. Tabii ki fikir ve düşünceler, tecrübeler önemli. Ama ne yaparsak yapalım, halkımızla beraber yapacağız. Halktan kopuk olarak çalışan hiçbir yönetici yerelde başarılı olamaz. Yani kaldırım yapıyoruz, iyi de orada Fatma teyze yaşıyor. Ayaklarında robotizma var, problem var. Yaptığın kaldırımdan o Fatma teyze acaba o 20 santimlik kaldırım mesafesinde adım atabilecek mi? Ya da 17 santimlik kaldırım mesafesinde. Belki ona uygun orayı farklı yapacağız. Onu kime soracağız? İşte orada yaşa. İşin bu kadar incelini kimse söylememişti. Tabii. Evet Hüseyin Bey, süremizin de sonuna geldik. Şöyle ekranlarımıza dönelim. Evet. Son sözlerimizi güzel bahçelere neler söylerseniz. Buyurun, ekran sizin. Söylediğim şu. Güzel bahçelerle beraber bu güzel kenti, bu şirin kenti daha yaşanabilir. Güzel bahçenin imkanlarıyla, güzel bahçenin Güzelbahçe'de yapılacak projelerle beraber Güzelbahçe'yi terk etmeden orada istihdam edilebilen bir noktaya getirmek, Güzelbahçe'mizi Çeşme'ye giderken ya da Seferihisar'a giderken içinden kenarından geçilen bir şehir olmaktan çıkarıp bir 24 saati İzmir insanımızın orada yaşayabileceği bir ilçe haline getirmek. Bununla ilgili ben biliyorum ki hem bu enerji bizde var, hem bu tecrübe bizde var. Bize bu vazife verildiği takdirde Beytül Mal'a da halel getirmeden, yani üzerinde herkesin emeği olan, hakkı olan, hatta doğmamış çocuğun bile hakkı olan o Beytül Mal'a da halel getirmeden bu vazifeyi sürdüreceğiz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum ve sevgili Güzelbahçelileri, sevgili hemşerilerimi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, biz de çok teşekkür ederiz. Size evet. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. İnşallah umduğunuz hedefe ulaşırsınız. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Seyirciler, yeni gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Hüseyin Vatansever'di. Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Belediye Başkanı adayı. Biz yeni gün araya sonra kendisinin çalışmalarında başarılar diliyoruz. Ve yeni bir yeni günde gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın.